Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin. Salavat. Mevzumuz mana, kelam, düşünce, lugat, tabir, tanım. Burada takip ettiğim gaye şu: doğru düşünebilmek için malzeme gerekiyor. Doğru tanımlanması gerekiyor. Doğru da kastım şudur: eşyayı, varlığı, nefsül emirdekinin karşılığı uyanıyorsa o doğrudur. Evet, nefsül emirdeki bir eşyanın karşılığı veya karşıtı sende uyanma nispetinde senin doğrularındır o. Doğru nedir? İşte bu ikisinin bütünlüğüne hak deniliyor. Yani esmanın bil fiil ile esmanın bil kuvve imtizacından hakikat tevellüt eder. Oradan kopuk değildir. Esmanın daha geniş bir tabirle ayat-ı tekviniye ile evamiri tekviniyenin bütünlüğüdür. Ayat-ı tekviniye mevcudatta ve min ayatina diye Kur'an'da geçiyor. Ayetler var ya, elma, armut, otlar, balıklar, bunlar ayettir. Bunlara ayat-ı tekviniye denilir. Külliyatta A. Evamiri tekvini onun insandaki karşılığı olan yazılımı. Ağaç ayat-ı tekviniyedir. Çekirdek evamiri tekviniyedir. Hak nedir? Bir daha söylüyorum. Nefsül emirdeki eşyanın insanda uyandırılması, onun karşılığı veya karşıtı. Şeytanın karşıtı var, karşılığı da var. Bizde uyanmasında ortaya çıkan münasebetin adıdır. Senin hak merteben. İşte onunla alakalı yer okuyoruz. Böyle giriş yaptığımıza göre manayı düşün şimdi. Şu manayla da bakabilir miyiz abi? Mesela kitab-ı ilminin imamı. Ha evet. Münasebet evet. Cemil Cemil. Şimdi kalp, değişik değişik olacak bu. Kalp, yani doğru düşünmek için malzemeler bunlar. Ben külliyat okurken tefekkürde, tefekkürümüz aynasına düşen tabirler bu. Kalp halden hale dönüşme varken, kalpte halden hale dönüşme özelliği varken akılda bu yoktur. Yani ey halden hale kalbi dönüştüğü halde dönüştüren Allah, benim kalbimi sabit kıl. Öyle bu manada. Andinik. Evet. Bakın, kalp halden hale dönüşme varken akılda bu yoktur. Akıl direniyor. Kalpte dönüşmeler oluyor. Bu manada dönüşme, dönüşüme uğramış olanları bağlayan demektir akıl. Mesela kalpte bir şey dönüşüm oluyor. Değiştiriyor, dönüştürüyor. Bu kalbin bir özelliği bu. Akıl ise ikalden geldiği için o dönüşeni nefsül emre bağlar. Yani şu hak neydi? Eşyanın, elmanın, armutun, taşın, dağların bu mevcudata nefsül emir denilir. Veya ayat-ı tekviniye denilir. Bizim dışımızdaki varlığa nefsül emir denilir. Veya ayat-ı tekviniye deniliyor. Bu ayat-ı tekviniyenin vücud alici yazılımı olan evamiri tekviniye arasındaki, yani elma ile mevcudatla bizim ilişkilerimizde ve çelişkilerimizde bizde uyananı kalp değiştirir, dönüştürür. Akıl ise bunu aslına bağlar, hakikatine bağlar. Akıl ikalden geliyor. Hangisi önce yapıyor ki kalp? İlk muhatap olan akıldır. Vahiy kalbe inmemiştir. Vahiy akla iner. Muhatabı ilk akıldır. Çünkü lef-ül mahfuzdan gelmiştir. Onun bizdeki karşılığı dimağdır. Vahiy kalbe inmez. Bu yanlış biliniyor. Sonra itikat olur. Dimağda meratip var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Sonra itikat olduktan sonra iman olur.
Beytül İzze, Beytül İzze'ten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine nüzul etti. Dimağına ilk önce. Çünkü kalbine demesinin sebebi şu. Şu insan vücudu, iki ayağı var, kalbin. Makyesi efkarı, mazhar hissiyatı, dima, şey vicdan. Çünkü Kur'an akla hitap ediyor. Allah Resulü'nün tabiriyle aklı olmayanın dini yoktur. Kalbe değil, akıl kabul edecek ilk. Muhatap, vahye ilk muhatap akıldır. Burada akıl derken abi, insanların genelde anladığı burası oluyor. Kalpteki değil, dima mesela. Yani o ikisinin bütünlüğüdür ama şimdi bak, kalp deyince zannediliyor ki kafadan, akıldan kopuk. Arkadaşım, kalp bir çatı gibidir, ruh gibidir. Yani bu ruh, ayrı bir şey mi? Kalp, ruh. Ayrılmış gibi. Onu tanımlamak, anlamak için böyle şey yapılmış. Şimdi kalp akılla düşünür, vicdanla hisseder. Başka şeyler de var mesela kalpte. Latife-i insaniye var. Tamam mı? Vay oraya gelir, oradan kopuk değil. Kalbin iki ayağı var. Ama vahiy kalbin kendi merkezine değil, bu ayağına muhatap olur. Dimağı şekillendirir. Vahiye muhatap olur. İtikat olduktan sonra iman olur. Mesela öyle insanlar vardı ki Resulullah zamanında itikadı vardı, imanı yoktu. Mesela Jön Türkler için de ustad söylüyor. Yani bu millete İslamiyet lazım diyor Jön Türk ama kendileri Müslüman değiller. Kalp akılla düşünür, vicdan ile hisseder. Devam edeyim. Bu manada kalp dönüşüm yeridir. Değişim veya dönüşüm yeridir. Akıl ise onu bağlar. Ne yapar? Akıllar istikamet olduğu zaman onu aslına götürüyor. Devam edeyim. Yani akıl bir daha söyleyeyim. Şöyle anlaşılır, daha iyi olur. Çölde giderken bedeviler, deve sürüsünü götürürken uykusu geliyor bu insanların. Yatacaklar ama develer ne olacak? Çöl bu. Çivi çaksan şeye, kuma tutunacak bir şey yok. İki şey yaparlarmış. Yularını kuyruğuna bağlarlarmış veya ayağına bağlarlarmış. Tabi deve bunu çekmek için böyle ilk önce kurtarsın ki gitsin. Kuyruğuna bağlamış. O da bunu çekmek için böyle döner başı döner otururmuş. Kuyruğuna bağlarmış. Başka bir çeşit ise ayağına bağlarmış. Oradan kurtarmak için böyle yapar. Döner. Leopar tanki gibi. Döner kuyu kazar ya. İşte aklı ikalden geliyor. Bağdır. Yani eşyayı, yani nefs-ül emirde gördüğünü kendisinde tanıklık, şahitlik yapar. Aleminde uyandırdığını hakikatine bağlar. Akıl bunu yapıyor. Hasan abi, sizin tabirinizle bir elmayı mesela bir ineğe göstersen midesine indirir. O kadar. Kafire göstersen ondaki lezzetle alakadar olur. Ama mümin ise o elmadaki sanat ve sanatkarla ilişkilendirir. Oradaki mesela bu akıl ve kalbi nasıl şey yapabiliriz? Devam edeyim. Tanımlayabiliriz. İnsan aklı çöldeki kum denizine benzer. İnsan aklı çöldeki kum denizine benzer. Devamlı değişken, halden hale geçen ve bir kararı olmayan. Yani insan aklı çöldeki, insan aklı da ve kalbi. Fakat değişmeye, aslında kopmaya en çok direnen akıldır. Kopmuyor. Kalp hemen dönüşebiliyor. Ama akıldaki istidatların yapısını anlatırken çölde ne kadar kum var? Akılda böyle bir istidat var. Peki bir derste buradaki çöldeki kum denizi tepe gibiydi. Şurada da çukurdu. Değişiyor devamlı. Bir rüzgar esince birbirlerine giriyor. Böyledir. Onun için sağlam bir şeye bağlanması gerekiyor ki değişmesin. Yani onun için denmiş, sadakatle dalalete giden yoktur.
ilimle dalalete giden çoktur. Mesela sadakatın temsilcisi Hazreti Ebu Bekir'dir. İlmin temsilcisi Hazreti Ali'dir radıyallahu anh ve dördüncü sıradadır. Çünkü ilim kafirde de vardır. Sadakat kafirde yok mudur? Vardır ama ne deniliyor sadakat? İhtine sırata müstakim. Yani neticesi hidayet olan sadakat. Hani her şey köpek de sahibine sadakat yapıyor. O değil. Neticesi hidayet olan sadakattan ayırma. Zaman doğru istikamet. Doğru sadakat. Dört halifeye bakarak sıralamaya göre insan bunu takip ediyor. İlk önce ilim, kendini yorumlamak, ondan sonra eylemsel ve o konuda hani eylemsel Hazreti Ömer'dir. İlim Hazreti Ali'dir. Hazreti Osman kendini tanımlamaktır. Elde ettin Alici oldun ilimle. Kendini tanımladın, Osmancı oldun. Eyleme dönüştürdün. Akl, adalet böyle hak sahibine hakkını vermek değil yani. Muvazene, muhakeme, hak sahibine hakkını vermek. Nefsül emirle enfusi alemini mutabık getirmenin fiili bir tezahürü olan fiili bir ubudiyet. Hazreti Ömer bu yolu aslın olduğu için orada tutunup bırakmamak. Bu da Ebu Bekir, Sıdık. Hazreti Bekir'in önce gelmesinde de yani sadakatin önceliği niçin var sadakatin? Çünkü herkes ilme muhatap olamaz. O imkanları olamaz. Zaten dünkü derste demiştik. Şöyle çok hoşuma gittiği için Müslümanlar iman edecek kadar delil bulduklarından olmadığı gibi iman etmeyenler iman edecek kadar delil bulamadıklarından değildir. Yani niyetleri sadakat, yani niyet ediyor ya, imana niyet ettin mi küçük bir ima, bir remiz sana sari olur. Sana ciddi bir delil olur. İmana niyetin yoksa sarat bir delil ima olur. Niyetin bu. Niyetin tezahürü şeydir. Sadakattır. Hazreti Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh soruyor Ebu Cehil. Ömer el-Hişam'dır. Hatta bu Ömer değil o. Ya Ebu Bekir diyor. Buradan diyor Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ne zaman? Bir ayda gidilir, bir ayda gelir. Tabii diyor doğru ve akıllı adamın işi bunu her söyleyecek diyor. Böyle diyor. Sonra diyor ki senin adamın var ya diyor. Bu akşam ben oraya gittim, oradan semalara çıktım, sonra tekrar geldim diyor. Kim diyor bunu diyor. Ki Muhammed söylüyor diyor. Daha miracını şey yapmadı aleyhissalatü vesselam. O söylüyorsa doğru söylüyor diyor. Burada neyi kullanıyor? İlmi kullanmıyor, içsel haletini kullanmıyor, adaleti kullanmıyor. Yani normal normları, kainattaki işleyen sistem adalettir. Dikkat edin, art kelimesi var 30. lemada. Bak bakalım bizim mahkeme adaletinden mi bahsediyor? Kainat sisteminden bahsediyor. Ve o kainat sisteminin insan üzerindeki iz düşümlerini seyrettiriyor. Kainatta bir saray var diyor. Çok acayip bir şey. Ha şimdi Hazreti Ebu Bekir Sıdık böyle şey yapmış. Bu sonradan bize ne gelmiş? Bu dört tane halife hak ve hakkaniyetin hak ve hakkaniyet sürecini izi sürmenin yöntemi olarak kullanılmış. Sonra sistem oturmuş. Bu istisnadır. Ama genelde halifelerin seçimi Allah'ın iradesiyle olduğu için aynı zamanda eğitmenler, eğiticiler ki ben de bunlardan inananlardanım. İlim, Ali, Osman kendini tanımlama, Ömer kendini tanımlayıp ifade etme, Ömer ve bu yolda bırakmamak, sebat göstermek sadakat. Yani bir şey eğitirken çocuğunu bu yöntemi takip et. Şu anda bizim bildiğimiz pozitif bilimde tümevarım dedikleri şey değil mi? Evet. Mesela tümevarım, tümden gelim şu. Hocam, mevcudata nefsül emir denilir veya ayat-ı tekvine, ayetin manasıyla ayat-ı tekvine ve min ayatina diye geçiyor. Bu kainatın yazılımı insanda var. Buna da evameri tekviniye deniliyor. O tümü tikeli kişinin kendisine münasebet kurduğu zaman sende uyanan ve bu uyananı akıl ile
asılları ile değerlendirmek, vahiy ile akıl ikaldır, bağlamak. Sen elma yiyorsun, Hollandalılar gibi yiyorsun, bunu yutuyorsun yani, yemiyorsun, lezzet. Ama Müslüman ise bunu maddesiz, mekansız, zamansız, mukayesesiz, taklitsiz, numunesiz, muacelesiz, örneksiz yaratan Allah. Fatır Zülcelal demektir bu. Onunla düşünür. Allah Allah, gübreden böyle bir şey. Demek ki beni biliyor. Yani onunla tefekkür etmek ki ika bu hakikati bağlamaktır. Bu sürecin adı işte. Tüme varımda hani Hazreti Ebu Bekir direkt Resulullah'a inanıyor. Ondan gelince ne olursa olsun. Bitti. Sorgusu sualsiz kap ondan geliyor. Tümden var. Hazreti Ömer ve diğer halifeler o zaman tümden gelin. Öyle varım yapıyorlar. Tüme varımı yapıyorlar. Tümden gelin değil, tüme varımı yapıyor. Nasıl? Çünkü Hazreti Ali aynısını yapmış, öyle yapmamış mesela. Demiş ki ne yapıyorsunuz demiş, namaz kılıyoruz demiş. Çocuk 10 yaşında, bir rivayete göre 12 yaşında, 10 yaşındaymış. Ne yapıyorsunuz? Hatice-i Kübra, Ayşe validemizde namaz yapıyor. Hatice anamıza namaz nasip olmamış. Vefat etmiş, namaz daha olmamış. Çünkü 10 sene sonra namaz farz olmuş. Ama o 2 rekat kılıyormuş. Demiş ki ondan sonra ne yapıyorsunuz demiş. Ne yapıyorsun demiş. Herhalde peygamberin namazını görmüş. Hanım değil. Şunu yapıyoruz demiş. Sen de kıl demiş. Babama bir sorayım demiş. Hazreti Ebu Bekir gibi yapmamış. Daha çocuk diyelim ama öyle. Biz olayı tavsif ediyoruz. Kimseyi kurtarmak adına, kimseyi kıyaslamak adına demiyoruz. Babama sorayım dedi ama yarı yolda dönüyor. Beni yaratırken Allah babama mı sordu diyor. Geliyor başlıyor. Hazreti Ebu Bekir gidip ne demesi lazım mantıken? Ömer Hişam dedi ya, senin arkadaşın diyor ki Mescid-i Aksa'ya gittim bu gece, semalara çıktım, indim geldim. O mu söylüyor? Evet dedi. Ne demesi lazım? Şu, bir de ben sorayım bakayım, yani doğru mu ya? Neyi kastediyor? Mutlaka bir bildiği vardır, bir söyleyeceği vardır, bu ara boşluğunu dolduracak bir şey malzemesi vardır. Bir ben bakayım sonra sana söylerim. Demesi gerekirken o mu söylüyor diyor. Evet, o zaman doğru söylüyor diyor. Abi içinde akıllı devre dışı yapmış. Hani şunu diyebilirdi. Gidip ben bir sorayım. Acaba o doğru mu söylüyor? O yani da... sen nereden biliyorsun? Peki diyor ki Ömer el-Hişam, Ebu Cehil bu. Acaba bu doğru söylüyor mu diye niçin sorgulamıyor biliyor musunuz? Kafir dahi olsa o zaman yalan konuşmuyorlar. Mertlik vardı. Onlar bile. Bir de şimdi böyle tarafı yok dediniz. Kesin doğrusundan vazgeçiyor. Kardeş burada akıl nerede süreç var ya? Akıl yok dediniz, adalet yok dediniz. Bu kalbin ürünü mü? Yani bu niyeti bu. Kalbin akıl yok değil derken öne çıkmış sıfatı değil. Biraz anlaman lazım. Bu alt veri tabanlarında akılsız kalp olur mu? Kalp, vicdansız kalp olur mu? Ama öne çıkmış sıfat ama alt veri tabanları bunlar zaten çalışıyor. Yani sıfır değil kardeş. Bu kemal mertebesi, aklın kemal mertebesi sadakattır. Yine aklın ürünü ama. Tabii ama kemal mertebesine gelmiş. Yok değil bu. Mesela diyelim ki şöyle diyeyim, size uygulayayım. Ben Risale'de bir şey okusam, bu Hollanda mantığınıza göre uymaz belki bazı cümleler. Ya nerede yazıyor dedi. Ya ustad böyle diyor. Öyle oku bakıyor. Ha ustad demişse bir bildi. Heh, bu işte bu akılsızlık değil bu. Aklın kemalatı bunu iktiza ediyor. Çünkü niye? Akıl her şeyi akletmeyeceğini, edemeyeceğini bilmesi akıldandır. Bir daha akıl odur ki her şeyin akılla akledilemeyeceğini akıl söylüyor. Her şey akıl değil ki. Çünkü niye değil? Allah bu kainatı yaratırken her şeyi akıl sistemine kurmadı ki her şeyi akıllı anlayasın. Allah'ın ne zatı sıfatında ne subutu sıfatında akıl yoktur. Allah'ın aklı yoktur. Allah'ın ilmi vardır. Akıl cihazdır. Mahluktur. İlminde yaratın. Böyle deyince insanlar şok oluyor. Allah'ın aklı yoktur. Yani tamam bir şoklama yapıyor. Mahsus ki ya, diyorum ki şoklama ile kapsın bunu. Akıl cihazdır. Nerede yazıyor? 27. sayfada sözlerde akıl cihazından bahsediyor. Akıl cihazdır. Ruh cihazdır. Allah'ın ilminde yaratılmıştır. Subutu sıfattan yapılmıştır. Şimdi düşün.
Allah akıl. Akıl olursa Allah'ta evveli ve ahiri olur. Akılda dizayn vardır. Öncelik sonralıklı vardır. Mekan ve zamana bağlı anlayış vardır. Zamanın ve mekanın sahibinin zamanla mekanla bilmesi olmaz. Niçin Allah'ın yaşı yoktur? Çünkü yaş evvel sonra, öncelik sonralık, zaman mefhumun ve mekana bağımlı olanların öncelik sonralığıdır. Zamanı yapanın zaman olmadığından Allah'ın yaşı yoktur. Kısacası bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. O zaman ben bu masayı ben yaptığıma göre bundan önceyim. Beni de düşünebiliyor musun? Nasıl masa yaptığına göre onun da ayağı vardır. Bunun da böyle şey var. Ben yaptım diye ben buna benzer miyim? Allah da mekan ve zamanı yaptığı için mekan ve zamandan önce olduğundan mekan ve zamanı yoktur. Niye yoktur? O yapmıştır. Yaptığına benzemez. O zaman zaman ve mekan olmayınca yaşı yoktur. Lem yelit ve lem yulet. O zaman yapılmış olması lazım. Yapılmış olması lazım gibi olur. Üstadın tabiriyle o zaman hani bu zamanın ihtiyare kadınlarının imanları... Evet, aleyküm bir dini acayiz. Müslüman dindar kadından dinine ittiba edin emirdağ. İkinci emirdağında... Biraz şeye benziyoruz onun, Hazreti Evdekir'e benziyor. Benziyor. Evet, evet, evet. Aynen hocam. Akıl hem tenzi, yani aklın içerisinden bahsediyoruz. Akıl hem tenzi, yani aklın kuralları, hem de teşbih. Hisler ve duyguların cem ederse istikametini bulur. Tenzih ve teşbih simgesini söyleyeyim. Teşbihçi İsa aleyhisselam, tenzihçi Musa aleyhisselam. Kural ve sisteme bağlı Musa'dır aleyhisselam. Ama Allah onu eğitmek için tenzihçiyi, kuralcıyı, illa her şey kural olmadığını yanına bir arkadaş verdi, Hızır'ı verdi. Hikmeti anlat buna. Yani mesela ama İsa aleyhisselam ise teşbihçidir, enfusçidir. Öne çıkan bir de Süleyman aleyhisselam vardır. İkisi havaya hükmetmişlerdir. Süleyman aleyhisselamla İsa aleyhisselam havaya hükmetmişler. Bunlar enfusçidir. Şeriatçı ise Musa aleyhisselamdır. Başka? İbrahim aleyhisselam diyemezsiniz çünkü İbrahim aleyhisselam ehli tefekkürdür. İbrahim bari olunuz, ehli tefekkür sahibi olunuz. Bizim şeyde yaz, şualarda var. İbrahim-i meşrep nedir biliyor musunuz öne çıkan? İbrahim bari olunuz diye merak etmiştim. İbrahim aleyhisselamın iki sıfatı var. Buna ihtisas kasanın şualarda söylüyor. Hatırladın mı nedir abi? Şefkat ve tefekkür. Şefkat ve İbrahim bari olunuz. Ama bir tarafı da var ki pek ben biraz ona benziyorum. Balta ile gitmiş bütün şeyleri putları kırmış şeyi asmış böyle tekisine. Yani hoşuma da gidiyor. İbrahim bari olunca deyince ben de ona sığınıyorum. Bak İbrahim aleyhisselam benim pirim laf etmemiş. Balta ile kırmış ya. Ya çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Böyle inancımdan demiyorum böyle. Hastayım bu peygamberleri ya. Niye biliyor musunuz? Ya bu toplumda uşkurluğunu, midesini, kendi rahatını terk ediyor. İnsanın kurtuluşu için her şeyini ortaya koyuyor. Böyle üretken bir insan tamircileri ya. Bana bazen soruyorlar ne iş yapıyorsun? Kalp ve akıl tamir atölyesini çıraklık yapıyorum diyorum. Yani insan tamircileri ya. Yani bir garip ya bunlar. Her şeyden sıyrılmış, insanları kurtarmaya çalışıyor, akıllarını tamir ediyor, kalplerini tamir etmeye çalışıyor. Herkes bilinen ne ile meşgulken, bunlar ne ile meşgul ya? Onun için toplumda çok insan olmasına gerek yok. Gerek yok. Tek tük böyle adamlar oldu mu yetiyor ya. Tek tük ya. Bir çıkıyor Bediüzzaman denen bir zat. Yani İmam-ı Rabbani gibi bir zat. Tarihi değiştiriyorlar ya. Geylani mesela. Geylani zamanında zengin ve otoriter ne kadar firavunlar vardı, ne kadar zenginler vardı. Adı sanları bile yok. Ama Geylani tarih yıkamıyor, silemiyor, unutturamıyor yani. Ben bir başıma geçen bir aleti söyleyeceğim. İsterseniz bana şizofreni deyin yani. Meczup diyen de var. Ve şeyde Kırıkhan'da Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'nin mescidinden cuma kıldırma nasip oldu. Mihrap'ta böyle ters dönüyorsun ya cemaata.
Bunun şeyi kabri arkada. Cuma günü o alet zaten biraz şeylik de var böyle. Yoğunlaştım gibi nasıl olduysa böyle daldım. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'den hepsinden öncedir Müddin Arab'in ekolünü ilk uyandıran budur. Bu ekoli, ekol var böyle. Vahdet-i Vücut, Vahdet-i Şuhud da İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin meşrebidir. Bu ekollerin anası olarak kabul ediliyor. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri karşıda duruyor. Ben de Mirab'dayım böyle cuma, bütün insanlar teveccüh etmiş, ben de ona teveccüh ettim. Geleni ona yansıttım. Dedim ya, ona sordum. Deli deli sordum. Dedim, niye büyüksünüz bu kadar dedim ya. Hala unutulamıyorsunuz yani. Hala feyiz vermeye vesile oluyorsun. Hala düşüncelerine, düşüncelerimize malzeme oluyor. Kalplerimize his oluyor ya. Yani istikamet bulmaya sanki topraktaki hudut taşları gibisiniz. Mereye geçmemek için, ha burası, burası. Geçme, burası bak. Taşlar gibi yani, onu bunun tarlasına geçmemek için veya yoldaki bariyerler gibisiniz. Niye bu kadar büyüksünüz dedim hocam. Şey, Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'ne. Böyle döneldim. Bana dedi ki, yani sorum şuydu. Niye bu kadar büyüksünüz? Dedi ki o, sizin için büyük olanlar bizim dünyamızda hiç büyük olmadığı için biz büyük olduk. Şam'a gitmiştim Müddin Arabi'ye. Müddin Arabi Hazretleri'ne kuddesine esrarım. Şam'da böyle çok tuhaftır. Mescitten böyle iniyorsunuz aşağıya. Ona teveccüh ettim böyle. Müteveccüh oldum yani. Koca Şeyhül Kebir. Sığmadın kainata. Nasıl sığdın şuraya dedim. Tamam. Ben dedi buraya sığmadım. Sen dedi bu mezardan çıkmaya çalış. Ben mezarda sığmadım diyor. Tamam. Sen yaşarken yani bana diyor ki yaşarken mezardasın. Mezarından çıkmaya çalış. Ben yaşarken bile burada değildim. Evet değildim diyor. Devam. Akıl hem tenzi yani kuralları var hem de teşbih. Hisler ve duygularla cem ederek istikametini bulur. Aklın istikameti tenzih ve teşbihin cemi halidir. Hem kuralları var, hem duyuları var. Yani hem celal, hem cemali, iyi ve kötü, yani karşıtların birliği, yani yürümek için ayaklarıdır. Mesela tevhid nedir? Bu manada tevhid, karşıtların birliğidir. Karşıt nedir? Soğuk, sıcak, iman, küfür. Doğru, yanlış, karanlık, aydınlık. Tevhid nedir? Bir tanesini itmek, bir tanesini almak değil. Bak bir daha söylüyorum. Küfrü itmek, imanı almak değil. Karanlığı itmek, aydınlığı almak değil. Tevhid, karşıtların birliğidir. Karşıtlarıyla beraber alim dinliyor. Mesela Nefsül Emir'de melek nurdandır. Nur esmasındandır. Şeytan mudil esmasındandır. Dışarıda bir tanesi cemal, bir tanesi celal. O odur, o da odur. O cehennemin temsilcisi, o cennetin temsilcisi. İnsan ise cemal ve celalin cem halinden ortaya çıkan kemaldir. İşte karşıtların cemi insandadır. Akıl bunu o karşıtların cem halinin lisanen ifadesi tevhiddir. Tevhid, teki almak, bir tanesini bırakmak değil. Karşıtların cemliğidir. Cem etme halidir. Tevhid budur. Tek boyutlu değil. Celali ve cemali. Cem eden kemali. Kelime olarak birlemek. Birlemek. Yani neyi birlemek? Zıtları birlemek. Bu Hollanda'ya diyor şimdi. Bu çöl. Burası nasıl çölse adam yetişmiyor. Yani çölde bitki yetişir mi? Çöl dimağdır. Mağara akıldır. Çölde bitki yetişir mi? Bir de çölde istikamet olur mu? Bir istikametin yoksa yıldızın. Yani bu istikametsiz asır, çöl, siyah deniz, karanlık, dağlı bir denizde kararsız bir şey de var ya Yunus Aleyhisselam şeyinde.
Bak diyor ki bu çölde istikamet, yön, yani nereye gideceğini bilmek ne anlama geliyorsa akla da istikamet vermek böyledir. Mesela akıl nedir insanda bütünlükte? Bu hayat akıl nedir diye sorulursa çölde yön ne demekse insanın hayatında da akıl odur. O kadar değerlidir. Müslüman olmayan bilim adamında dima yoktur diyebilir miyim? Hayır, dima vardır. Şey var, tahta şimdi koyarsan şimdi lazım oldu. Hemen şey yapayım. Koyarsan koy hemen şey yapayım. Dima yoktur değil. Kafirde ihtiyar vardır, irade yoktur. Bir şu taraftan sonra yoktur diye göstereceğim. Bir ezber yapmayayım. Hemen bir göstereyim hocam. Eğitmen olduğun için. İstikamet hayatı anlamsızlıklardan çıkarır ve anlam deryasına kavuşturma yoldaki yürülmesidir. Anlamsızlıktan anlam deryasına kavuşmaktır. Şimdi bak göstereyim. Kalem var mıydı burada? Ver abim bak. Kafirin dimağı yok mu diye. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mertebe var. Onu şimdi buraya çiziyorum hocam. Mikail kalın alırsan şimdi değil, sizin için böyle daha hakim olursun insanların duygularına. Şimdi kafirin nesi yok demiştin? Kalp, dimağı yok. Bak şimdi. Tahayyül, tasavvur çok önemsediğin için bunu ciddiye alıyorum. Ondan sonra taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat, tasdik, İzan, iltizam, itikat. Buranın adı dün yaptık 3,5 saat. Keşke olsaydı. Serbest bölge. Hayali kullanma anı, hali. Bilgi, malumat, düşünceler, zanlar, şüpheler, tereddütler. Burada ilim değil. Buraya ilim diyor ustad. Tasdik denilenin. Akla, akıl burada berzahtır. Ortadadır. Bu fiillerin kaynağı, bu malum itikat, bu kalbe yol, şu. Dışarıdan iki tane göz var. Tahayyül ve tasavvur. Mekanımızı oluşturuyor. Zamanımızı oluşturuyor. Hayali kullanma anı, kullanan sistem bu. Düşünceleri kullanan sistemdir bu. İnsanda bak bilgi var burada, düşünce var, malumat var, şüphe, tereddüt, zan buradadır. Şimdi bu akıl burada. Bu ustadımız dimağda meratip var diyor. Bu dimağın içi. Yani loblardan bahsetmiyorum. Bu nasıl kullanılacak? Akıl ise
kullanılan bu alettir. Akıl gider, gelir, küçülür, azalır, ufalır, kemal bulur, tafsilli, icmali olur. Sabit değildir. Aklı kullanan sisteme taakul. Hayali kullanan sisteme bizde, hayal dışarıdadır. Düşünceler dışarıdadır. Akıl dışarıdadır. Aklını başına al. Aklını başına al deniliyor. Kime diyor? Buna diyor. Ha, şimdi hayali kullanan, düşünceleri, malumatları, zanları, bilgileri kullanan, bu da akıl berzahtır. Kabir gibi. Ne dünya ne ahiret. Çekirdekteki yazılım gibi. Ağaç değildir, hiçlik de değildir. İlmi vücuttur. Akıl böyle bir şey. Taakul berzahtır. Bak şimdi. Gelen mekan ve hayali şeyleri, düşünceler, bilgilerle harmanlar. Emri nesbi, emri itibari. Burada 30 küsur maddeden geçer. O geçenlere, burada son bir mertebe var, fehim. Geçince ilim olur. Sonra izan ise kalbe açılan yoldur. Yani vicdana. Vicdana diman, izan denilen bir sistemle, yani vicdanla dima arasındaki yolun adı izandır. Bazen izan-ı kalbi der, bazen izan-ı akli kullanır. Buradan izan-ı kalbi deyince buradan bakar, izan-ı akli deyince buradan bakar. Tamam. Sonra bu sistemden, yani hayali kullandı, düşünceleri kullandı, akıl küsür, 30 küsür sistemden geçti, fehim denilen süzgeçten de geçti, ilim olursa vicdana ve kalbe attı. Onlar da onaylarsa fiile dönüşür. 77. sayfa Hutbe-i Şamiye'de diyor ki fiiller kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. Sonra burada fiillere dönüştür. Adamın adı ayakta kütüphanedir ama namazı yoktur. Sebebi izanı çalışmıyor. Fiillerin kaynağı ilim olsaydı hiçbir alim, hiçbir filozof yanlış yapmazdı. Bildiğini uygulardı. Bir daha. Fiillerin kaynağı, fiillerin, eylemlerin kaynağı ilim olsaydı, ilim, her ilim sahibi eylemci olurdu. Alemci olmazdı. Yani biliyor ama yapmıyor. Hafızdır ama namaz kılmıyor. Vesaire. Veya Hristiyandır. Peygamberimizin şeyini biliyor. Peygamberin hakkaniyetini biliyor ama tasdik etmiyor. İlim vardır. İlim var ama eğer ilim fiilin zaruri neticesi olsaydı her bilen yapardı. Bildiği halde yapmamasının sebebi kalbe giden bir izani yok. Yani bu ilim vicdana inmemiş. Yekrauna Kur'an der Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an okurlar ama diyor boğazdan aşağı inmez. Şuradan aşağıya vicdana indi mi? O zaman vicdan onu onaylarsa irade, his, zihin, irade, zihin, his, latife-i Rabbani denilen vicdanın bütünlüğünden geçince fiil olur, sonra itikata dönüşür. Şimdi bu Müslüman yönü. İman. Şimdi kafirin dimağı yok mu? Kafirin tahayyülü var, tasavvuru var, aklı var, Kur'an buraya inmiş. Adam tasdik etmiş ama Kur'an'ı tasdik etmemiş. Onun da ilmi var. Fizik, matematik, kimya, bu da ilim. Tıp ilmi. Yani hayat-ı tekviniye sahip. Mevcudat ilmine sahip. Fakat izan-ı kalbi yok. Yani buradan aşağıya vicdana inecek fakat kopuk. Vicdanı yok ne demek? Vicdan neydi? Dört tane sistem vardı. Vicdanın dört tane özelliği vardı. Vicdanı yoksa dört tane özellik çalışmıyor. İrade, vicdanın. Zihin, vicdanın ikinci sıfatı. Üç, soğan kabuğu gibi. Dışarıdan içeriye, soğan kabuğu gibi. Dışarısı irade vicdanın. Gir içeriye zihin, soğan kabuğu gibi. Gir içeriye his, gir içeriye latife-i Rabbani. Bu dumura uğramış. Kafirin iradesi yoktur, ihtiyarı vardır. İhtiyar şuradadır. Sonra bu kafirin dimağı bunlar çalışıyor sevgili kardeşim. İzan olmadığı için kalbe veri gönderemiyor. Burası da kafir. Küfür. Küfür Allah'ın inkar değildir. Örtmektir. Şirk Allah'ın inkar değildir. Ortak koşmaktır.
Şimdi sonra kafir izanı yok. Abi şey söyleyebilir miyiz? Yani kalbi var ama izandan kalbe giden yol yok yani. Bu yok. Kalbi var, pompalıyor. Kan pompalıyor. Onu demiyorum ben yani. Maneviyatı yok kardeş. O da ölmüş yani. Maneviyat, çünkü vicdan nedir? Şu beni vücudumu yukarıdan aşağı şey düşün, kalp. Bir ayağımla duruyorum, bir de ayağımla, tekrar duramıyorum pek. Evet. Şimdi bu kalpse şu yukarıdan aşağı, yukarısı, makesi efkarı dima, şu kalbin bir ayağı dima, bir ayağı vicdan, ikisiyle ayakta durur. O zaman bu vicdanın hayatı çalışmadıysa bu adamın nesi yoktur? İradesi yoktur. Yani iradesi olduğunun alameti nedir? İbadeti yoktur. Zihni yoktur. Sonra hissi yoktur. Ulvi hisleri yoktur. Yani dersin Allah Allah bunu nasıl yapıyor? Bu zulmü nasıl yapıyor? Çocuğa nasıl mermi sıkıyor? Vicdansız adam bunu nasıl yapıyor bebeğe? Çünkü vicdandaki o his yok. Bizde de yani hukukta şöyle bir şey vardır. Kanunda da esastır bu. Hakim tüm delilleri topladıktan sonra vicdani kanaatine göre karar vermek zorunda. Ya. Vicdandaki hisleri evet. Vicdan bütünlüğüyle hukukçu olduğu için. Hakimin ilmi yetmez yani. Orada. İlmi olmaz, yetmiyor. Çünkü öyle bir şey ki her şey ilim değil. Mesela balın tadı bal kendisi ilimdir. Ama tadı, tat denilen şey zevk ilim değildir. İşte ilimle şeyi toplar ama sonra vicdaniyete şey yapar. Kafirin tahayyülü var, tasavvuru var. Tahakkul limbiklerinden geçirdi. Tasdik etti, matematikçi oldu, hukukçu oldu. İzanı yok. Yani bu veriyi kalbe götürecek, kapı kapalı. Hemen atlama yapıyor. Fiili var. Hangi fiil? Vicdansız fiil. Yani ahirete bakan şey, kopuk. Belki de sabah ayakkabıyı giyerken sağdan denk gelmiştir. Sevap alamaz. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla iltizamı vardır, fiilleri vardır. Sonra itikadı vardır, batıla. Batıla itikad ediyor. Demek ki bu dima, bu berzahtır şurası. Serbest bölge. Dün bunu anlattık, 3,5 saat. Arka taraf vardı, loplarda. Evet, serbest bölge. Arka lobda boş şeylik var. Şimdi geçelim şeye. Kafirin orası yok. Sonra devam edeyim. Dolap beygirinin etrafı görüp başı dönmemesi için gözlerinin yanlarını kapatırlar ki beygir sırf önünü görsün ki başı dönmesin. Biliyor musunuz böyle eskide havanlarda mısır buğday döverlerken beygirleri şey yaparlardı böyle. Şöyle bir şey tutunlardı. Beygir böyle dönerdi. Ondan sonra o döndükçe de havana şey yapardı, döverdi. Görseydi başı döner. Dönmesin diye kapatırlar. Şimdi güldük ama maalesef kısmen de biz böyleyiz. Kapattılar bizi böyle. Süper. Dönüyorsun zannediyorsun ki. Niye beygir zannediyor? Gidiyorum zannediyor. Dönüyor. Gitmiyor. Dönüyor. Biz gidiyoruz zannediyoruz ama olduğumuz yerde hizmette dönüyoruz. Ama gidiyoruz. Aynı yerdeyiz. Fanusun içindesin. Ha niye? Etrafını bir kaldırsan. Ha orada da birisi var ya. Ha ne diyor o ya? Ha sen ne gösterdin? Bu sefer başka başı dönmesin, gidim zannetsin diye kapatırlarmış böyle dolap beygirine. Görme. He? Sen ne dedin? Kulak asar. Bu sefer buralarda şeylik yapar. Onun için hizmete girdin. Tamam. Daha sorgulama. Daha sorgulama. Salih'de de öyle. Salih'den bahsediyor. Külliyatın gösterdiği yere bakacaksın. Bak diyor, teftiş et diyor, gez diyor, ben gezdim diyor. Bak, Risale-i Nur hizmeti külliidir. Hristiyanları bile içine almıştır.
Küllü bir hizmeti vardır. Bir bahçenin bir çiçekle değil. Küllü hepsini içine almış. Birbirini inkar etmeye iktiza yoktur. Öyle bir şey de yok. Yani o tarlanın içinde kurumuş dal da, kuru bir taş da orada anlamı vardır çiçeğin karşısında. Sırf menekşe yoktur. Dolap beygirleri etrafı görüp başı dönmemesi için gözlerinin yanlarını kapatırlar ki beygir sırf önünü görsün ki başı dönmesin. Dünyada da başın dönmemesi için etrafını kapat. Ha. Peki bunu tıpta kullanıyorum. Her şeyde karışma. Yani evdesin. Kavganın bir sebebi onu görüyorsun, bunu görüyorsun. Ya görme her şeyi ya. Her şeyi duyma ya. Hani bu beyginin şeyin kapatması mutlak kötü değil. İyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi tarafı nedir? Un ortaya çıkıyor. Ama açarsan da başı döner. Evde de her tarafını açma, hizmette de şey yapma. Çünkü Hollanda'da da dolaşırken açma işte, başın döner yani. Bakın o tarafını da gösteriyor, bu tarafını da gösteriyor. Yani böyle de yaparsan böyle de netice alırsın ama böyle de olur. İhtisas alanını da görüyor. İhtisaslanmamış. O kadar. Evet. Mesela bir tanesi sordu bana. Abi dedi, ustanın kaç tane talebesi vardı bilmiyorum. Ne iş yapıyorlardı ne bileyim. Peki ustad nerede ne kadar kaldı bilmiyorum. Benim sağım külliyatta bir tanedir. Melekuti, melekutiyet tarafı. Gayb tarafı. Enfusçilik. Ben öteki tarafta mesela öyle bir kardeş var ki kürsüye geçer şöyle ders yapar. Külliyat hepsi var. Nikola Nikolaevich'e kalkmayan, bu sarığı kafasıyla gösteren veya ustadın kaç tane talebesi vardı şimdi onların ne yapıyor? Kızımı, çocuğumu, Hulusi abinin şeyi vardı, çocuğu ne yapıyor falan bir sürü şeyler. Ötekisi müdafaa hukukçu. Ustad şurada şu müdafaa yaptı, şu kanun etti, onu çıkar. Onun işi. Ha? Yani bilmiyorum. Yani hepsi nerede bileceğim ya? Kur'an adına bu asırda söz sahibinin ancak benim ömrüm bir bölümde ihtisasım var. Ama her taraftan bir şey söylerim ama ihtisasım değil. Benim ihtisasım bunlar. Külliyatta bu tarafı. Ötekisi gelir, bir ders yapar. Mesela farklı ders niye olur? Ağacı düşünün, çekirdek var, ağaç var, meyve var, tohum var. Huve levelluhu, çekirdekle ders yapar. Çekirdekten baktırır. Huve zahir, ağaçta baktırır. Huvel batın, ağacın arkası. Huvel ahir, meyve. Huvel evvel, huvel ahir, huvel zahir, huvel batın, huvel bir günün şeyini alayım. Dördünü cem edip ders yapmak çok zordur. Çok az insanlara nasip olur. Dört tane bak. Çekirdeğin, ağacın çekirdeğini huvel evvelluhu, meyveye huvel ahiruhu, ağacın zahirini huvel zahir, ağacın arka tarafı batını. Dört isme mazar olup ders yapmak ancak Bediüzzaman'a mahsustur. Dördünü nasıl cem edeceksin? Nerede böyle bir ders? İkinci şua. İkinci şua zaten bu ayeti orada kullanıyor. Bu ayeti orada kullanıyor. İkinci şua. Eylemsel hali nerededir? Ayet-i Kübra'dır. Bağ yoksa bilemezsin akıl bağı. Sebepli bilmeler akılla, sebepsiz bilmeler kalp ile olur. Yani Allah Kur'an'ında biz diyor, ben diyor. Mesela her bir esma ben diyor. Mesela elmada renk var, şekil var, tat var, matematik var, kimyası var. Her bir esmanın işlevine ben deniliyor. Benlerin toplamı biz olur. Onun için Kur'an'da bazen ben, bazen biz, sebepli tecellilere biz diyor. Hangi esmalar tecelli etmişse. Ama kainatın ilk yaratılmasına sebep olmadığından o ben diyor. Biz değil. Şimdi başka bir manada sebepli bilmeler var. Sebeple. Bu akıllıdır. Sebepsiz bilmeler hiç akıllı devreye sokmadan direkt da köydeki aleyküm bir dine acayiz babaannelerin sebepsiz bilmeler, sebepsiz netice, ilimsiz hemen takmalar. Bu kalbidir. Kalbi çalışmayan onun için sebepsizi anlayamaz. Ya sebepsiz nasıl olur ya, sebepsiz olur. Niye diyor? Kalbi çalışmıyor. Sebepsiz bilmeler, sebepsiz eylemler kalbidir. Kalp halidir. Kalp sebeple bilmez. Akıl sebep. Ustad da öyle diyor. Benim ayağım var diyor. Kalbe diyor. Benim sizin gibi diyor kanadım yok diyor. Ben uçamam. Ben sebebi izi takip ederim diyor. İzsiz gidemem.
deneyim ve tecrübelerin şeyi, gibi sonucudur diyebilir miyiz kalbin şeyi? Hayır, sonucu değildir. Sebepsiz biliyor. O seni söyledin akıldır. Deneyim, malzeme kullanarak bilir. Bu akıldır. Ters söyledin yani. Mekanik parçaları birleştirmek, tekalüp ise dönüşmek, yani çekirdeğin ağaca dönüşmesidir. Mesela çekirdeğin ağaca dönüşmesi kalbidir. Ağaçtaki sebepleri kullanarak meyve vermesi aklidir. Tekalüp kalbidir. Halden hale dönüşme demektir. Bu manada ahiret noktalı virgül hayatını ahir etti. Yani bitirdi. Ahiret ne demek? Ahir etti. Hayatını bitirdi. Ahiret illa bir mekanı anlatırken aslında sende o değil. Ahiret hayatını bitirdi. Ahir etti. Ahirine geldi. Son kullanma tarihine geldi. Olgun meyveye dokunursan meyve düşer. Olgunlaşan meyve ağaçtan bağımsızlaşır. Hani meyve diyorsun ki ya düşsene, ya ham da nasıl düşsün? Ama olgun meyveye dokunma yeter ki tak diye düşer o. Niye düşüyor? Çıkmak için yukarıya. O düşüyor ki meyve, içindeki çekirdekle müstakil bir ağaç olayım. Zaten çok bekliyordu. Birisi bana dokunsun da ağaç olayım, farklı bir ağaç olayım. Olgunlaşan meyve ağaçtan bağımsızlaşır. İnsan da kainat ağacının meyvesi ise olgunlaşırsa özgürleşir. Dünyanın dayatmalarından sıyrılır insan. Dünyanın dayatmaları var ya, beşeri dayatmalar. Yani tiryaki olmamızın sebebi bazı şeylere tercih azlığımızdır. Ama böyle manevi bir önüne sunsak, manevi hazları, acaba dünyevi bedensel hazları devam eder miydi? Bilmiyor. Zannediyor ki budur. Küçük hususu dünyasını umumi dünya zannediyor. Olmamış meyve dalından kopmaz ve ekşi olurlar. Olgunlaşmışlar dalından koparlar ve tatlı olurlar. Ve de olgunlaşmamış meyvenin çekirdeği de hamdır. Gömseniz ağaç çıkmaz. Olgun olan meyvenin çekirdeği de olgundur. Gömseniz aslını çıkarır. Nereye götürürsen götür, koy cebine o meyveyi. Moskova'ya da götürsen orada ağaç olur. Olgunlaşmış insanın kelamı da olgun olur. Yani olgunlaşmış insanın kelamı da olgundur. Çünkü Mahkemat 96. sayfada diyor ki kelam kişinin karakterini gösterir. Yani batını dışa vuruyor. Doktora gidiyorsun, affedersiniz, küçük ve büyük abdestini istiyor. Ne yapacaksın doktor bey? Pis, benim dünyamda pis değil diyor. Nedir o? Postacı, kargocudur diyor. Batını zahire taşır. İçini seyredeceğim ben diyor. İçinde ne var? Hangi hastalık var? Neyin var? Öyle değil mi? Tahlil yapıyor. O zaman nedir? Batını zahire taşıyan budur. Öyle bir zaman gelecek ki kardeş, idrar ve gaita, büyük abdest seni içini dışarı taşıdığı gibi insanların hastalıklarının tedavisini terinden, sesinden, bakışından anlayacaklar. Terini isteyecekler, terini getir bana diyecekler. İdrarın istediği gibi. Şimdi niye isteyemiyor? Terlemek zordur. Ondan sonra sesi laboratuvara sokamadığı için, onunla kişiye, herkese fıtratı farklı olduğundan herkese özel tedavi yöntemi ter ve sesten olacak. Elsinetikum ve elbanikum. Ustadımızın bir doktoru vardı. İsparta'daki değil. Bu İstanbul'da birisi vardı. O muayeneye gelenleri eli kaptı, böyle simasına bakardı. Demiş ki senin kalbin delik demiş. Senin demiş falan şeyin. Çünkü simahum fi vücuhu min eseri sucud. Oraya girmeyeyim. Demek ki olgun olan meyvenin çekirdeği de olgundur ve gömseniz aslını çıkarır. Olgunlaşmış insanın kelamı da olgun olur ve karşı taraf toprağında fıtratına neşinima bulur. Ne demek o? Olgun insanın ağzına çıkan kelam, sen topraksın, sana ekiyor, sen de ağaç oluyor.
yanlışlıkla ağzımdan çıktı diyor aslında. Aslında fıtrat kendisini ifade etti. Yanlışlık varmışlık yok. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, kişi dilinin altındadır. Tak diye gizliliğini ortaya verdi de ya akılla kontrol edemediğinin adı yanlışlıkla çıktı diyor. Kontrol edemedik. Ne yaptı? Kalp kendisini ifade etti. Yanlışlık yanlışlık yok yani. Hepsi doğru. O olgun elma miracını bitirmiş. Miracını bitirmiş. Kişi. Evet. Miraç. Bahtını miraç. Ama miracı biz zannediyoruz ki illa şeceri hilkati yapmak. Yusuf aleyhisselam kuyuda yaptı. Zindanda yaptı. Kuyuda başlayıp zindanda bitirdi miracını. Uzun sürdü. Yunus aleyhisselam balıkta yaptı. Tufan Nuh'ta yaptı. Ve arkasına giden takipçiler, mesela Üstad Hazretleri miracı, dikkat edin. Mesela Rabbimizi Rabbimize sormalıyız. Ayet-i Kübra'da. Miracı Ayet-i Kübra'dır. Yani gitti geldi o kapıyı açık bıraktı. Ama fark ne? Allah Resulü bedenen ve ruhen. Takipçiler ise kalben ve ruhen. Yaşarken zevk-ü sefasız olmalı, keyf ve keder yok olmalı. Bir daha. Yaşarken zevk-ü sefamız olmalı. Ne demek? Zevk-ü sefamız olmalı. Yani keyf ve keder yok olmalı. Keyfi nedir? Batını fark ettin mi? Okyanusta dalgalar var, kıyamet kopuyor. Süt limanı, limanın olmalı. Limanına girdin rahat etmeli. Nasıl ki bu Hollanda'ya göre burası neydi? Keyfe keder yok burada. Keyfe keder yok. Limandır. Rahatladın, dalgalardan kurtuldun. Aynı bunun gibi senin özel dünyan var ya, hayatımız, aklımız, hislerimiz, meyillerimiz, bedensel isteklerimiz, dayatmalar aynı Hollanda veya deniz dalgasına benzer. Enfusi alem var ya, enfusi. Enfusi tefekküre böyle girip orada sığınmalı. Oraya girebilirsen, nasibin olursa kısmen, işte bedensel dayatmalar, ailevi sorunlar, akraba, yok gitti geldi, öldüm, kefenden, ölümden korkuyorum, imansız olmaktan korkuyorum, böyle bir şeyler kalkıyor. Limana giriyorsun. Böyle limanlarımız olmalı. Becermeliyiz limanları açmaya. Sefine-i Nuh. Evet ya. O terapi var ya, özür dilerim sana, mindfulness. Evet. O işte abi dediğiniz ne? Mindfulness dedikleri bir terapi şekli var abi. He. Dün akşam bahsettin de böyle farkındalığın farkına varmak. Evet. Elini ayağını tekrar kontrol edip. Evet. Mesela hocam mesela. Ben bizim hapishane meselemiz vardı, bir sürü şey tazikat vardı. O becerilemeseydi kanunen 15 günden fazla hücrede konulamaz. Biz 3 ay 20 gün kaldık. Hücrede. Nasıl kalacaksın? İnsan yok. Siz konuşmayı bilmiyorsun artık. Yani eğer içe dönmeyi becerilemeseydi diş tazikler seni bitirirdi. Ben de şunu demek istiyorum. Yaşanmış bir insanın şeyini söylüyorum sana. Yani diş dünyada dalgalar var, okyanus. Kıyamet koparıyor ya. Koca gemileri batırıyor. Senin sandal limana gir. Asude hayat oradadır. Yani peki bu Hollanda bu kadar acayip bir yer. Deniz kenar bilmem ne falan, her şeye çok rahat ulaşılacak bir yer. Esrar bile normalde satılıyor ya. Gerisini düşün. Peki nasıl bir asude bir hayatı, ha böyle dershaneler, dışarıda ev hayatı, çünkü insanız. Bir sürü dayatmalarımız var. Televizyon var, şu var, bu var, okul var. Okulda çalışıyorsun orada. Ha bir de bunun dışında batını bir seferimiz olmalı. Seyru seyrimiz olacak. Keyfe keder olmayacak bir yerimiz olmalı. Keyfe keder olmasın. Böyle girip sığınabileceğin bir yerin olmalı. Böyle girdiğin zaman tamam. Yani bizim umumi olarak bileceğimiz gibi şu. Hayal nasıl kuruyorsak, hayal kurma anında bazı şeylerden sıyrılıyoruz ya. Hayal kurunca ihtiyaçtır. Ha buna benzemiyor. Hayal seni keyiflendiriyor. Bu ise keyfe keder olmayacak batını limanlar ise lezzet veriyor. Keyif değil, hayal gibi değil. Orası ustadımızın tabiriyle senin geniş ve büyük zannettiğin hususi dünya var ya, diş dünya. Kalbin ve ruhun derece hayatına gir. Tahvil ettiğin
küçük dünyadan daha büyük dünyayı göreceksin diyor. O 7. lemada. Oraya gir diyor. Ustad oraya davet ediyor. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatına çık. Öyle bir öpmekte, bir işte lemada, bir tanede, bir şeyde batma. Geç oraya. Onu peki nasıl geçeceğiz bu? İşte ders yapa yapa, bunları konuşa konuşa, tefekkür. Mesela su yumuşaktır, kaya serttir. Vura 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 kayayı oyuyor. E bu dersleri biraz katıl, biraz da katıl, biraz da oku, biraz daha katıla 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 ha falan. Bir ilk defa bir duyacaksın. Ha böyle bir şeyler varmış. Sonra biraz da gayret edeceksin. Okurken notlar alacaksın. Tefekkür etmek budur yani. Tefekkür hali var ya. Aslında habersiz, tanımsız o limandır. Keyfi keder olmayan bir yerdir. Tefekkür niye keyif veriyor? İçsel hayattadır. Enfusidir. Seferdir. O zaman oraya geçtiğinde nasıl tefekkürler şeyi unutuyorsun? Ortak bir tarafımız herkeste ne var? Hayal var. Hayal nasıl ki dünyevi tazikattan kurtarıyor? Tefekkür de insandaki o dayatma hisler var ya, fikirler. Bir sürü şeyler var. Onlardan seni kurtarıyor. Bir de enfuse daldır mı böyle? Ne burada İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tabiriyle söyleyeyim. Avamın diyor beklediği ahiret hayatını havas dünyada yaşar. Orayı burada yaşar. İman ettiği şeyle beslenir. Allah ile beslenir. Allah ile gıda alır. Çünkü Allah için söylüyor ki 29. Lema-i Arabiye şu an sonunda Allah'ın varlığı nimettir diyor. Ulan nimet ben su zannediyordum. Ya. Elma armut. Allah'ın varlığı nimettir diyor. Ne demek? İnsan, mümin, iman ettiği şeyle besleniyor. Ahirette besleniyoruz. Mesela ne demek? Kabiri gördüğümüz zaman insan deşet alıyor. Değil mi? Ya ne olacak falan. Hemen imanı bil ahiret deyince ha bak. Bak beslendin gördün mü? Seni mezardan kurtardı. Öyle bir alem var canım. Burada bırakacağız elbiseyi bıraktığımız gibi. Şimdi odamızda, kardolabında, çekmecede atletin olması bize sıkıntı veriyor mu? Vermiyor. Toprağın altına da cesedi koyduk mu biz de öteki tarafa geçeceğiz. Atletimiz dolapta, çekmecede biz buradayız. Kabirde de böyle cesedi koyacağız, geçeceğiz o tarafa. Cesette gelmedik ki bu aleme, cesette geçelim der. Bu imani bil ahirettir yani. Bir de okuyayım. Yaşarken zevk-ü sefamız olmalı. Keyfe keder yok olan alemlerimiz olmalı. İmanlarımız olmalı. Ben birkaç şeyler geldi de söyleyebilir miyim? İtikaf hemen benim aklıma geldi. Ay itikaf, harika. O geldi, 11. lemadaki o mesele var ya, ölüm meselesi var ya, şu ölüm dedi, ölüm şey dedi, mesela kendimize şu anda yani... Ha ölüm, ölmüş tahayyül ettin diyor. Etme. O aklıma geldi. Evet. Bir de üstad işte diyor ya, İmam Rabbani gibi görmüştür ya, o evliyaların hallerini, evet. Ben de diyor, onu ben de müşahede ettim diyor ya. Orada da Üstad Hazretleri sanki o kadar. Ben aklım onlar geldi. Elhamdülillah. Risalede. Vallahi ya. Evet. Acayip bir şey. Tefekküre daldın mı? Hiç kimse yok. Diyorsun ki ona hiç kimse olmaz. Daha gelmesi, meşgul etmesi mi? Dalıyorsun böyle. Diyorlar böyle. Geçtin orada. Keyfi keder yok artık. Limana girmişsin. Dışarıda fırtına kopuyor. Gemiler, şilepler batıyor. Hakikat istiyorlar. Hakikat. Geçiyorsun tamam mı? Yani böyle bir şeyler var. Nur talebeleri illa aklı yani Allah'a ispat edecek. Aklı mantık çalışmıyorsa. Zaten akıl ve mantık olmadı ikinci şuadır. Onlar abartma diyor. İkinci şuaya şart koşuyor. Bu hissi ve kalbidir diyor. Bana yaklaşan benzeme nispetine bundan zevk alırsın. Aklı demiyor. O işte ikinci. Orası. İkinci şua. Diyor ki burası diyor akli ve şey değil, kalbi ve hissidir. Yani artık dalgasız dünya orada. Kalbi ve ruhun derece hayatına çık. Onu anlatıyor. İkinci şuan. Kendisi söylüyor zaten. Hissi ve zevkidir diyor. Hissi ve zevkidir. Aklı değildir. Meyvenin şey akıl... içindeki çekirdek dediğiniz mi? He? Meyvenin içindeki çekirdek dediğiniz mi? Gibi. Bir kazanır, biri kaybeden yerde biz yokuz. Bak, biri kazanır, biri kaybeden yerde biz yokuz. Hep kazanılan yerdeyiz biz. Kendini hangi aynada görüp seyretmek istiyorsun? Kimi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aynasında, aynedir bu alem, her şey hakkıyla kaim, Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Ha, kendini hangi aynada görüp seyretmek istiyorsun? Kimi Muhammedi aynasında aleyhissalatü vesselam,
kimisi Ebu Cehil aynasında, kimisi Zevk-ü Sefa aynasında, nefsaniyette kimi sadakat, kimi hizmet, kimi vefa ve aynalarında kendini seyrediyor. Bazılarının miracı, çok garibinize gidecek bu, bazı nurcu kardeşlerim, abilerin miracı fedakarlıktadır. Bazı nurcu kardeşlerimizin sadakattadır. Bazı nurcu kardeşlerimin miracı hamiyetindedir. Maddi ve manevi sahiplenmektedir. Bazılarının da aftadır. Yani kardeşlerimizin miracı farklıdır. Sebattadır diyebilir miyiz? Sebatta, vefada, sadakatta, maddi adam şey yok ama mesela, maddiyatını şey yapmış. Cömerttir. Cömertliktedir. İhlastadır. Mesela Serhat abi inanmış oluyorlar. Bazen iyi, bazen kötü, bazen güçlü. Ne olursa olsun diyor, gidiyor. Bir şekilde vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Onun bir ruh haline getiriyor. Evet. Kendini orada seyrediyor. Hizmeti bu biliyor. Hizmeti o tarafta biliyor. Doğrudur. Ben şunu kastediyorum. Ne olur? Bildiğin, yaşadığın, tanık olduğun, şahit olduğunu esas budur deme. Nakıs olursun. Çünkü kamil insan her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. Beyazı Bistami'nin sözü abisi. Evet. Bana benziyor. Bu külliyattan topladım. Bak, kamil insan her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmayan insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığına inanan insandır kamil insan. Yoksa tek boyutlu olan değildir. Bunu mesela Vedud ismine mazhar olmuş mu? Evliya. Nakıstır diyor. Mesela Muhyiddin Arabi. Fena fillah olmuş, bekabillah olamamış. Ondan sonra diyor ki mesleğini. Bu diyor nakıs bir meslek. Ama şey demiyor. Kabe ile konuşuyor. Muhyiddin Arabi'ye Fusus-ı Kerim'de diyor. Kabe ona şansım var. Ey Muhyiddin hoş geldin diyor. Eşya konuşuyor ya. Dağlara çıktığı zaman otlar dile geliyor. Ey Muhyiddin ben bu işe yarıyorum diyor. Üstad bir yerde diyor ki Muhyiddin Arabi beni 15 defa meşgul etti diyor. Geçin. Abi çok gördüm ben onu. Bir zevkimi paylaşayım. Çok seviyorum ya. Acayip. Birisi bir laf etti mi dokunuyor bana. Allah şefaatini mazhar eylesin. Çok seviyorum. Şecere-i hilkat yaparken var böyle şey yaparken alemleri renklendirirken ona uygun renktir o. Öyle rastgele bir renk değil. Ona ruhun rengi kırmızı mıdır yeşil midir? Tamam. Üstad Hazretleri kırmızı kullanıyor. Kan. İmam-ı Rabbani Hazretleri ruhun mekansız mekanı ekseriyetle R'de, akciğerde tayin ettiğini söylüyor. Orada çoğunlukla karar kıldığını söylüyor ruh. Kalpte değil, akciğerde. Kırmızı. Ben çok meşgul oldum kardeşim bu işlerle. Bir yol açman için bütün yolları bitirdikten sonra açabilirsin. Malum yollardan gitmek yol açmak değildir. Yürümektir. Bu işte hep meşgul oldu. Akciğerde baktım ustadımızın mesleğinde de meşhebinde de ruhun kırmızı olduğu. İmam-ı Rabbani Hazretleri de beni çok şey yapmıştır. O da kırmızı olduğu. Fakat ulan ruhumun bir tarafı benim yeşil diyor. Ondan sonra Muhyiddin Arabi'yi gördüm. Dedi ki yeşildir. Gösteriyor böyle yeşil. Şeceri hilkat var, tamam mı? Benim iki tanedir eski. O arş-ı azam var ya, ruhun yeşildir ilk yaptığımız zaman. Sonra X birisini gördüm. Şöyle yaptı. Sonra uyandım, gittim hemen ruhun rengini değiştirdim. Gene kırmızı yaptım. Bir din arabi durmadı, gene geldi. Yaptı. Ve şimdi kırmızı. İmam-ı Rabbani ve Bediüzzaman Hazretlerine uydum. O da beni affetsin. Yeşil yapmadım. Hafız var bizim ehli kalp. Benim talim, hurufu mukata talim hocam. Sikirat'ta ölüleri çok seyretmiş. Reis-i Kura ya. Hafız değil. Reis değil, Reis-i Kura. Ölüm anında çok insanların can çıkmasına şahit oldum diyor. Yeşil gördüm dedi. Bir de siyah duman gördüm diyor. Anladım ki siyah duman
imansız gitti. Onda ödüm patladı diyor böyle. Yeşil görünce böyle öyle bir çiçek kaldım diyor. Ona da şey yaptım, yeşil dedir, yeşil dedi, sen yeşil de. Ondan sonra... Neler meşgul olmuşlar değil mi İbrahim? Yani bak şimdi en azından bu... Ya bu ne konuşuyorlar? Ya bu zevk işte. Keyfe keder ya kardeşim. Yani bak bu zevk, görüyor musun? Zevk ki televizyon seyretmek, bunlar bir şey, bu elma almak, bu baklavalar. Ha bak bu da keyif. Müzakere. Adam gelmiş bana, itiraz ediyor Muhyiddin Arabi. Bak kaç bin sene önce gelmiş. Kaç yüz sene önce, 800 sene, 900 sene. Muhyiddin, İmam Rabbani Hazretleri gelip çatışıyorlar. Hayır kırmızı yap, yeşil yap, bu değil. Çünkü insanlara mal olacak. Şahsıma ait değil o. O zaman kırmızı mı, yeşil mi? Böyle yapıyor. İlkinde işaret ediyor yeşili. Yeşildir diyor. Yeşil yaptım. Ona uydum çünkü çok seviyor. Sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri kırmızıdır diyor. Ondan sonra neyse ona işaret ediyor. Geldi tekrar durur mu? Yaptı ama ne yapalım? Biz İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne şey yaptık. Hüsnü'nün mağabeyi. Evet. Kimisi de şüphe paranoyak aynasında seyrediyor, ısrar ediyor kendisini. Yani aileler farklı ya. Aslında ben kendimi böyle hissediyorum derken aslında baktığı yeri bizi tanımlıyor. Paranoyaya bakıyor. Niçin? Polisiye, mafya filmlerini çok seyredenlerde paranoyak olmaması imkansız zaten. O aynada kendini, çünkü bir filmden zevk alabilmeniz için kendinizi onun içine koymanız gerekiyor. Oraya koya koya varsayım, şüphecilik, üretken, değişik şey üretme kapasiten, hayal gücün çok gelişince paranoyak olmaman imkansız. Zannediyor. Mesela ailevi boşanmalar bilmem şeylerle bunun programını dinleyen insan artık ya kocam niye böyle dedi ya işten geldi bunu. Ne dedi lan boşlar geldi bu. Hemen onu başka bir şeyle bağlıyor. Ya neyi seyrediyorsa, hangi film seyrediyorsa o sizin aynanızdır. Orada kendinizi tanımlıyorsunuz. O tipten duyguların, isterin, fikirlerin, hayallerin olacağını unutma. Bu 21. sözdeki hayal hakikat zannetme. Üstad orada bir değişik bir tabir kullanıyor. Onlar hayalen kendilerini ölmüş yapıyorlar. Biz hakikaten diyor. Yok o 21. vesvese bahsinde. Ha söz dedin ha. Vehimler o vesvese çok aşırı gittiği zaman hayal hakikat zannederdi. Orada şizofreniye geçiş yapıyor. Geçişi o. O tarafa geçiyor. O tarafa geçiyor. Çünkü hayal ile hakikati nefsül emirle nefsini tefrik edemiyor. Alemindeki gibi zannediyor. Kendisi o kadar şudur. Cep telefonları, çocuklarımızı ve evlatlarımızı, bak yeni silah bu. Yani öyle savaş silahı değil. Artık çocukları hayalini hapsetmek. Şimdi buna baka baka hayal. Şimdi bu hayalde yaşamak çok zevklidir. Kimse çıkmak istemiyor. Bu sefer hayali de diyebilir mi? Evdeydi, odamdaydı. Şimdi dışarıya çıkıyorum. Bu hakikattir. Değil. Hala kız ve oğlan dışarıya leylim leylim çıkıyor. Hala kafasını yaşıyor. Hakikat zannediyor kafasını. Hatta o anda annesi dese kıza, kızım gel mutfakta şey yap, şu bulaşığı yıka. O hala filmde ya. O kraliçe olmuş, yaverler, hizmetçileri var, ömre diyor oluyor, ayağına geliyor yemekler. Biraz sonra annesi diyor ki, kızım hadi bulaşıkları yıka gel. Gel de kraliçeden hizmetçi ol. Aman anne, o nispette hayala bağlılık nispetinde dışarıya tepki verir. Anne ya, sen yap işte. Bu artık buradan çıkmak istemez. Hayali yaşadığı zaman... Hayali hakikat zanneder, paranoyak böyle çıkar işte. O ben görüyorum orada birileri geçiyor. Cin diyor, bak duvarda adamlar geçiyor. Ben de dedim ki, yıldızlara bak ya, Allah Allah ateş gibi şeyler var. Ona gözüm böyle yapınca, gözümdekini orada zannediyorum. Oysa burada, burada bunu yaptığım için. Hayali yaşa yaşa, hayal karşıya koyuyor. Hayal karşıya koyunca hayal evveli, ahiri, zahiri, batınısı var. Koyuyor. Bunu seyrediyorsun kardeşim. Ya sen oturup kalkacaksın polisiye, mafya filmlerini şey yapacaksın, mafya, paranoyak olmayacaksın. Hayali filmleri, dizileri seyredeceksin, böyle hakikatte hayali tefrik edeceksin. Nerede bu? Ben uğraşıyorum.
bundan kopmak için bu kadar olabildim de sen gece gündüz birkaç tane hayali filmler seyredeceksin, hayali ün olmayacaksın. Ya onu takkeme anlat. Yani ne özelliğin var? Daha dünkü çocuksun ya, 17-18 yaşında kız ve oğlansın. Paranoyak olmayıp da ben mi olacağım? Aynen işte, nerede seyrediyorsun kendini? O taraf gelişiyor. Telefonun şeyi yeni silahtır. Ne yapıyorlar? Bir daha söylüyorum. Kişileri hakikattan, nefsül emirden, harici vücuttan, doğrulardan koparıyorlar. Kendi içsel dünyasında da bile değil. Hayal dünyası. Bu hayali de oluşturan onlar. Logoları, malzemeleri koyan o. O orada yaşıyor. Bu yaşasa ne olur ki? Öldü zaten. Mermiyle öldürsen gerek yok ki zaten. Böyle. Leylim leylim. Nerede yaşıyor? Oraya bakıyor zannediyor. Burası. Hususi dünyasında. Bir ayakkabı var, gösterdiler bana. Dediler ki bunun rengi ne? Ben bir renk söyledim. Başkası başka söyledi. Ayakkabı, bir ayakkabının rengini herkes farklı seyrediyor ya. Acayip. Bir elbise var, gösterdi. Abi hangi renk? Lan dedim bu lacivert. Sarı dedi bir tanesi. Bir baktım grup iki kişi olduk. Sarı diyenler, lacivert diyenler. Ha tamam. Ben de yaşadım. Bu sarıydı abi ya. Bak sarıydı diyor. Bak görüyor musun? Bu, evet sarı diyenler vardı. Ben lacivert dedim. Bende de var bir tane. Biri beyaz görüyor, biri mavi görüyor. Evet işte. Bir aşağıda da olduk. Şimdi bize ne veriyor bu? Gördüğün gibi mi? Seni gördüğün nefs-i emir midir? Burası. Hani diyor usta, diyor ki Ramazan hilaline bakarlardı, ihtiyar bir zatın kirpikleri böyleymiş. Ay'a bakarlardı ki Ramazan oldu mu diye. Ay gördüm der. O zat diyor kirpiklerinin kılıymış. Buraya gelince göz bunu görmüş. Oraya kasten baktığı için kılı tebiye olarak görüyor. O kıl ay olmuş. Kıl nerede, ay nerede? İşte böyle işte. Sen mensubiyetini iddia ediyorsun. Nereye mensupsun? Ben Nur Cemaatindeyim. Ben tarikatçıyım. Mensubiyetini iddia ediyorsun. Tamam da kabul edildiğini nereden biliyorsun? Sen mensubiyetini iddia ediyorsun. Kabullendirildiğini, kabul edildiğini nereden biliyorsun? Hem kafana göre yaşıyorsun, hem oraya mensubum diyorsun. Sadakatin var mı? Eğer onaylansaydın, onaylayabilecektin. Hizmetin, dusturların onaylayan, onaylanmış demektir. Onaylanmasan, onaylayamazsın. Sevdirilmesen, sevemezsin sırrı. Konuşmayı zaten öğreneceksin. Sen susmayı, dinlemeyi öğren. Dinlemek konuşmaktan zordur. Dinlemeyi öğrenme kursu olmalıdır. Psikiyatriste doktora gidiliyor. Niye? Bizi dinlesin, anlasın ve beni çözsün ve çareler üretsin. Gittiğin zaman hep konuşuyor. Hep konuşturuyorsun. Konuşuyor, rahatlıyor. Almanya'da da vardı böyle. Konuşma odaları var. Para veriyorsun. Seni muhatap oluyor. Konuşuyorsun, rahatlıyorsun. Ne kadar konuştum ha şu para. Beni dinlediğin için para veriyor. O da seni can kulağıyla dinler. Yani hani diyorlar ya psikoloji hasta, kimse beni dinlemiyor, kimse beni kale almıyor. Onlar seni, doktorlar seni dinleyince, doktora niye gidiyor ikide bir? Ya bir can kulağıyla dinleyen bir adamı gördüm. Dinliyor ki o da o olumsuz enerjileri kelamla. Kimisi spor yaparak atıyor. Kimisi konuşarak, kimisi kavga yaparak. Kimisi kitap olarak onu harcıyor. Bunu da görmüş saftir doktoru. O da dinliyor tamam. Ondan sonra dinleyince ikide bir acillere gidiyor. O da seni can kulağıyla dinler, anlar, mukayese eder diğer hastalıklarla ve tecrübesini de hamura katarak sana yol ve yordam gösterirler. Mürşit konuşan değil, seni dinleyip anlayan demektir. Mürşit sana konuşan değil, seni dinleyen, seni anlayan, sana yol ve yordam gösterendir. Bu manada mürşit seni bağımlı ve bağladığı için değil, kendisine bağımlı değil, seni bağladığı için değil mürşit. Seni özgürleştirdiği için mürşittir. Kimden özgürleştiriyor? Beşeri dayatmalardan, bedensel hayattan, dünyevilikten seni özgürleştiriyor. Olmazsa olmazların vardı. Maçlar, televizyon, filmler, cep telefonları,
vesaire zevk tuzakları, buraya bağımlıyız. O nispetle de köleyiz. Mürşit seni senden kurtarıyor. Hürriyetini sana veriyor. Bedensel hayattan seni çıkarıyor. Hayatında aidiyet aldığın, referans aldığın yere dikkat et. O nereye referans, ölçü alıyor? Mesela bir cemaate mensup olabilmek, teslim olabilmek kadar dünyada büyük nimeti ben bilmiyorum. Çünkü tamir olacak benim. Ben beni nasıl tamir edeceğim ya? Çok zor. Hasta benim, tedavi de benim. Yani cemaatsiz olan adamla anlatıyorum. Ben bendeyim, ben beni tamir edeceğim. Ben hastayım, düzeltecek kim? Ben. Nasıl olur? O zaman senden daha kaliteli inandığın, daha istikametli inandığın bir yere bağlanabilmek, kanaat edebilmek, referans alabilmek büyük nimettir. Çünkü ilk adım, düzelmenin ilk adım budur. Çünkü ona nispet ederek kendine malzeme ve yön ve yordan bulursun. Özlerde, asıllarda, melekutlarda çatışma olmaz. Şeytan, melek hariçte olduğu için çatışma buradadır. Melekutta hepsi esma olduğu için melekute geçen insanlarda çatışma göremezsiniz. Kavga olmaz, bağnaz olmaz, mücadele etmez. Ancak dış dünyada adetullah kanunlarına uyar, yapılması gerekenleri söyler veya yapar ama asla bağnaz, geçimsiz, çatışan bir tipler olmazlar. Adınız gibi bilin. Çatışan, kavga çıkaran, sorun yapan, hele hele şahsi küçük bir hakkını, cemaatin umumi huzurunu bozmak adına dahi arayan, bu mülktedir, bağnazdır. Melekutla hiç alakası yoktur. Melekuti insanlar, enfusi ve gönül insanlar, vitrin insanlar olmadıkları için, onun için gönül insanıdır. Ötelerde, dışarıdaki farklılıkların ötelerde tek olduğunu fark ettiği için, dışarıda müdahil fazla olmazlar. Bak, özlerde, asıllarda, melekutlarda çatışma olmaz. Bütünde çatışma olmaz. Kartpostal. Resim çektin. Orada kelebek de var, ot da var ama kuru taş da var. Cansız da var, canlı da var. Ama kartpostal. Bilir ki o ressam kartpostal sırf tek boyutlu değildir. Bütünü oluşturan efratlarıdır, çatışma o yapmaz. Zuhuratlar özlerine, cevherlerine ne kadar yakınsa o kadar organik fıtrat denilir. Yani hani derler ya, diyoruz ya, bu organik midir? Niye? İnsan eli değmemiş. O kadar insan ona talip olur. İşte senin organik tarafın var. Öz. Felsefede töz, us derler. Aslındır. Ne kadar organik tarafımız varsa o insanın tadına doyulmaz. Dünyada en tatlı şey ahlaklı insandır. Ahlaklı insanın tadına doyulmaz. Kim bu ahlaklı insan? Yani özüne, aslına, organiğine fazla dokunulmamış, onu yaşayan bir insan organik bir insandır. Yani suni değildir. Tatlandırıcılar falan verilmemiş bu adama. Fıtratta var bunlar. Fıtratta var. Fıtratı aslısı. Saf, safiyeti var. Bütünü oluşturan efratlardadır çatışma. Yani çatışma nerededir? Fertlededir. Farklılıklardadır, alem-i şehadettedir. Zuhuratlar özlerine, cevherlerine ne kadar yakınsan o kadar organik ve fıtri olursun. Seni kainatı mekanik zannetmesinler. Sen kainatın içinde mekanik değilsin. Bazı adetullah'a uymak zorunda mekaniksin. Uyman lazım. Yağmur geliyorsa, gönderiliyorsa şemsi kullan. Ama iç aleminde yağmur mağmur yok. Yağmurun başka anlamı var. Doğru zahirde mekanik gibi görünür. Doğru zahirde mekanik gibi gözükür. Şimdi ne kadar oldu? Keseyim. 1,5 saat. 1,5 saat mı? Hiç kimse bir şey demiyor. Kesiyorum burada. Ondan sonra oysa Avrupa'ya yeni yeni giriyordu. Akıl giriyordu. Burada duruyor. Vahir davahum. İkinci dersimiz şeyde, dün biraz geç oldu. O kadar geç yapmayalım. İkini kaçta okunuyor? Altı. Altı mı? O zaman biz ikinden, yemeği kaçta yiyelim? Dört.
4:30. O zaman yemekten sonra başlayalım. Ondan sonra ikindiye kadar veya 5-10 dakika geçime yaparız. 45 dakikada bitiririz. Çünkü akşam dersiniz oluyor. Bu akşam yok. Yok mu? O zaman tam 6'da. İkinci ders. İkinci ders olmayacak. He? İkinden önce ders olmaz mı? Olur. Yapalım. Onu diyordum ama... Sabun daha önce yapsa kardeşler uzak yere girebilirler yani. Dönüş yapacaklar. Tamam. O zaman kaçta yapalım siz söyleyin. Üç gün nasıl? Bir tane daha yapın. Çünkü uzak gideceğiz. Tamam. Kaçta yapalım? 3 mü? 2-3 gibi nasıl? Öğleden sonra olur. Öğleden sonra süper olur. Öğleden sonra yapalım. Namazından sonra. Tamam. Tamam. Yani, bu cinsler mi veya başka şey? Şunu da teklif edebilirim size. Bak. Bak şey yapayım. Kaos var mı kainatta? Bu var. Programla geldim. Sen ne istiyorsan. Serbest bölge yaptım. Bu ders mana, kelam, düşünce, kavramdı. Doğru düşünce malzemeleri bu adı. Başka modern kölelik. Bir başta altında yazı var. Ötelerdeki enerji burada kullanılıyor. Bu olabilir. Şeytan ve cin arasındaki fark. Bu da var. Bu da olabilir. Ha. Şimdi gene o zamana kadar düşünürüz. Abi ötelerdeki enerjiyi bir adet yazalım. Tamam o belki da... Belki yaşıyoruzdur farkına bilemezdir yani. Belki günceyken. Sen ne iş yapıyorsun? Ben... Tamam deme tamam. Teknikçiyim abi. Ha? Teknikçiyim. Mühendislik. Mühendisliksin. Ve ahir davahu men elhamdülillah rabbil alemin el fatih.